Devlet Hava Meydanları işletmesi veyahut da bir başka ifadeyle Türkiye'de havacılığı yönlendiren DHMİ'nin son rakamları bize enteresan bilgiler verdi. Buna göre muazzam, büyük, devasa, olağanüstü olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın gerisinde kaldı. Ama nerede? İç hatlarda. Evet, iç hatlarda Sabiha Gökçen'den bu yıl Ocak ayından itibaren 18 milyon 35 bin yolcu uçmuş. Buna karşılık İstanbul Havalimanı'nda çoğu elbette büyük taşımanın yaşandığı 7 Nisan'dan bu yana olmak üzere 10 milyon 157 bin yolcu. Günlük olarak bakarsak elbette senenin ilk 3 ayındaki dönemi dikkate almayacağız İstanbul Havalimanı için. Çünkü o zamanlar uçuşların çoğu Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşiyordu. Dolayısıyla Sabiha Gökçen için senenin tamamını İstanbul Havalimanı içinde 7 Nisan'dan bu yana gerçekleşen uçuşları dikkate alacağız. İşte bu açıdan baktığımız zaman Sabiha Gökçen'i 59.326 yolcu kullanmış günde. Buna karşılık İstanbul Havalimanı'nı, devasa, görkemli, muhteşem İstanbul Havalimanı'nı ise 47.630. Bu da, burada bir terslik var. Terslik şu: İstanbul'da halkın 1/4'ü Avrupa yakasında yaşıyor. Ve buna karşılık Anadolu yakasında yaşayan insanların sayısı Avrupa yakasına göre oldukça az. Yine İstanbul'da sanayinin, ticaretin önemli bir bölümü nerede gerçekleşiyor? Avrupa yakasında gerçekleşiyor. Ama buna rağmen İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı Sabiha Gökçen'in gerisine düşüyor. Peki neden? Neden İstanbul halkı görkemli, muazzam, devasa? Bunlara lafımız yok. Elbette İstanbul Havalimanı büyük, tamam, muazzam, ona da laf yok. Yine aynı şekilde modern, ona da lafımız yok. Ama neden bu havalimanını değil de çok daha mütevazi şartlara sahip olan Sabiha Gökçen'le uçuyor? Bunu analiz etmemiz lazım. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu: İstanbul Havalimanı'na ulaşım zor. Tek seçeneğiniz var, Havaist. Havaist, gidiş dönüşte Başakşehir'den eğer binerseniz en ucuz orası 32 lira. Eğer Pendik'ten binerseniz 60 lira ödemek zorundasınız gidiş dönüşte. Bunun ötesinde tabii Sabiha Gökçen'e toplu taşımayla ulaşım çok daha kolay. Yine İstanbul Havalimanı'nın etrafında yerleşim yeri yok. Atatürk Havalimanı etrafında yaklaşık 7 milyon insan yaşıyordu ve bunlar çok rahat bir şekilde sabahın erken saatlerinde, gecenin bir saatinde havalimanına ucuz bir ücretle, taksi ücretiyle ulaşabiliyorlardı. Ama aynı şey İstanbul Havalimanı için geçerli değil. Eğer siz Havaist otobüsünü kaçırdığınızda veyahut da Havaist otobüsü dolu geldiğinde mecburen 150-160 lira bayılmak zorundasınız taksiye ki uçuşunuzu yakalayasınız. Böyle bir durum var. Yani demek ki ulaşım sıkıntılı, hala sıkıntılı olmaya devam ediyor. Metro hatları açılana kadar da bu devam edecek. Bu da elbette vatandaşın oraya ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor. Yani vatandaşımız muazzam, muhteşem, modern o havalimanından ne yazık ki istifade edemiyor. İki, şöyle bir şey var. Sabiha Gökçen'den uçuşlar daha uygun fiyatla gerçekleşiyor. Çünkü Sabiha Gökçen'de otopark daha ucuz, yolculardan daha az ücret alınıyor. Yani bilet alıyorsunuz ya, o biletin içinde ne var? Bir ücret var, havalimanı ücreti var. O ücret Sabiha Gökçen'de daha düşük. Dolayısıyla oradan uçan uçaklar veya havayolu şirketleri çok daha ucuza bilet satabiliyor. Ama aynı şey İstanbul Havalimanı için de geçerli değil. Çünkü oraya çok büyük para yatırıldı. Rakamlar muhtelif. En son malum 5 milyar euroluk bir yapılandırma oldu. Neticede 10 milyar euroyu geçen bir maliyet var. Bunun da tabii bedelini yolcu ödeyecek. Başka kimse ödemeyecek. Dolayısıyla orada otopark pahalı. Uçağa binmek için kullandığınız havalimanı ücreti pahalı. Dolayısıyla ne oluyor? Otomatikman bilet fiyatları da artıyor. Arttığı için de siz ne yapıyorsunuz? Veyahut İstanbul'a ne yapıyor? Daha doğrusu Sabiha Gökçen'e gidiyor. Orada daha ucuz olduğu için. Bir başka nokta var. O da şu: Sabiha Gökçen'den indiğiniz zaman uçak diyelim teker koydu havalimanında. 5-6 dakikada hemen dışarıdasınız. İETT otobüslerinin olduğu yerdesiniz veyahut da taksilerin olduğu yerdesiniz. Ama İstanbul Havalimanı'nda enteresan, uçak teker koyuyor. Teker koyduktan sonra bir 20 dakika apronda turluyorsunuz. Turladık yetmedi.
Eğer bir körüye yaklaşmışsanız hemen ne yapıyorsun? Körükten otobüslerin olduğu yere kadar veyahut da köprüden otobüslerin olduğu yere kadar veyahut da taksilerin olduğu yere kadar yaklaşık bir 15 dakika bazen 20 dakika yürümek zorundasınız. Haliyle tamam, genç insanlar yürüsün, spor yapsın diyorsanız evet doğru, spor yapsın. Ama yaşlılar var ve bu yaşlıların çoğu havalimanının sunduğu hizmetlerden istifade edecek kaynağa da sahip değil, paraya da sahip değil. Dolayısıyla ya uçakta bekliyorlar ve bu uçakta bunların alınması, özel hizmetlerle alınması, ulaşacakları işte araca her neyse varmaları epey bir vakit alıyor. Böyle bir özelliği var. Yani 20-25 dakika sizin vaktinizi alıyor. Ya normalde tamam, büyük bir havalimanı, modern bir havalimanı, muazzam bir havalimanı tamam ama kullanışlı değil, makul fiyatlı değil, dahası pratik değil. Pratik olmadığı için de ne yapıyor? İstanbullu 4'te 3 oranında Avrupa yakasında yaşamasına rağmen gidiyor ta İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanıyor. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Yani böyle bir realite var. Dolayısıyla demek ki Atatürk Havalimanı'nın yeri doldurulmalı. Atatürk Havalimanı'nı kullanan yolcuların bir bölümü Sabiha Gökçen'i tercih etti. Nerede? İç hatlarda. Dış hatlarda tabu biraz daha farklı. Çünkü orada transit yolcusu var Türk Hava Yolları'nın. Türk Hava Yolları'nın transit yolcusu nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın dış hatlarda Sabiha Gökçen'e fark atıyor. Ne yapılması lazım? İstanbul'u ne bekliyor? Evet, bir daha Atatürk Havalimanı'na dönüş yok. Peki o halde İstanbul Havalimanı yönetimi bir şeyler yapması lazım. Bir, otopark ücretlerini makul bir seviyeye düşürmesi gerekiyor. Yeme içme İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden çok daha pahalı. Dolayısıyla bunu makul bir seviyeye çekmeleri gerekiyor. 3, pratik olması lazım, elverişli olması lazım. Nasıl? Yani vatandaş uçaktan indiği zaman kısa bir sürede çıkışa varabilmesi gerekiyor. Öyle 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika yürümelerle bu iş olduğu takdirde orası tercih edilmez. Bunlar önemli noktalar. Dolayısıyla eğer bunlar yapılırsa belki bu hizmetten faydalanan insan sayısı daha fazla olur. Bu muazzam, muhteşem havalimanı elverişli bir hale gelir. Ama normalde elverişli bir hale gelmediği takdirde bunun bedelini vatandaş olarak biz ödeyeceğiz. Çünkü bunlar yap işte devlet modeliyle inşa ediliyor. Neticede eksik kalan yolcu sayısı bizim vergilerimizle tamamlanacak. Dolayısıyla fatura son merhalede yine biz vatandaşlara kesilecek.